Uzman genellikle solidin ne olduğunu sorduktan sonra solidin parçalarından bir iki tanesini soruma eğiliminde olur. Örneğin Single Responsibility Principle nedir gibi. Biz de bunların tamamını, 5 tane solid prensibini gelin tek tek işleyelim. İlki Single Responsibility Principle. Single Responsibility kelime anlamı zaten single, tek. Responsibility, sorumluluk. Principle, prensip. Tek sorumluluk prensibi. Buradan ne anlatıyoruz? Arkadaşlar, bütün yapılar, örneğin bir if bloğu, bir metot veya bir class, bir katman, library, bunların tamamı sadece ve sadece bir iş yapmak zorundadır. İnterfeysler örneğimizi hatırlıyorsunuz. Şöyle baktığımız zaman, interfaceler örneğimize. Hatırlarsanız burada ben ilk etapta şu add işlemini if blokları ile yazdığım zaman burada bir sürü if yazmış ve kodları iç içe koymaya başlamıştım. Ben hani yaptığım iş genellikle kurumlarda yazılım mimarileri ve sürdürülebilir yazılımların geliştirilmesi konusunda danışmanlık olduğu için ister istemez hani bir sürü projeyi görüyorum. Bunu söylememin nedeni de hani bir know-how paylaşımı yapmak. Dolayısıyla arkadaşlar orada gördüğüm şey, bu tip proje, yani birçok projede gördüğüm şey, hani bir metodun içerisinde bir sürü işlem yapmaya çalışmak. Mesela hem bu kodu hem de bu kodu alıp buraya yerleştirmeye çalışıyor. Yani şurada geliyor, if diyor. Durum true'ysa, uyduruyorum bunu. Else, durum false ise gibi. Yani buraya bir kod bloğu, true için kod bloğu, buraya da false için kod bloğu yazıyor. Bakın iki kodu da buraya yazmış oldu. Şimdi yarın öbür gün, bakın olay burada kopuyor. Yarın öbür gün bana bir şey daha lazım oluyor. Public void başka bir şey. Başka bir metodu yani. Orada benim sadece direkt true'yu çağırmam, yani şu true'daki kod bloğu vardı ya, onu çağırmam gerekiyor. True kod bloğu, bu false kod bloğu olacak tabii ki. Şimdi öyle bir durum söz konusu oluyor ki benim şu true'daki sadece şu kodu sadece burada çalıştırmam gerekiyor. Kodu ben buraya yazdım. Programcı da hiç oraları zaten unutmuş oluyor. Yani kimleri ne zaman yazdı? Hiç uğraşmayacağım diyor. Şu ifleri toparlamakla ilgilenmeyeceğim. Tabii ki burada tek satırlık kodlar var. Çok kolay gibi görünüyor ama yeri geliyor ben burada 200-250 satır kod görüyorum. Daha fazlasını da görmüşümdür yani. Dolayısıyla onlarla uğraşmak yerine şu turun içindeki kod bloğunu benzerini bir de buraya yazıyor. Hatta copy paste yapıyor. Şimdi problem ne? Yarın öbür gün şu true kod bloğunun şirketteki mevzuatı değiştiğinde, yani bunu revize etmesi gerektiğinde bunu da revize etmesi gerekiyor. Bazen öyle bir şey oluyor ki kodları alıyor. Yani aynı kod belki de 30-40 yerde tekrarlanıyor. Hepsini değiştirmek zorunda. Zaten unuttuğu zaman da bir yerde kalıyor. Diğerinde kalmıyor. İşte programcı ne kadar hatırlarsa, programcı değiştiyse onun yerine gelen kişi artık bug ala ala, kullanıcılardan şikayet ala ala düzeltiyor. Yani kurumsal hafıza kurumda değil de programcı ile beraber gidiyor. Dolayısıyla arkadaşlar hani burada single responsibility çiğnemiş oluyoruz. Yani biz bu add'in içerisinde şu olayı, şu if bloğunu, yani şurayı hem bu, aynı işlemin farklı versiyonları için, ben bunlara versiyon diyorum. Yani bu metodun çalışması için bu birinci versiyon, bu başka bir versiyon. O zaman bu versiyonları ayrı ayrı metot haline getirin. Yani ne yaparsın sen burada? Public void true code below diye bir tane metot yaparsın.
şu true kod bloğunu alır bunun içine koyarsın. Dolayısıyla burada sadece true kod bloğunu çağırırsın. Burada sadece true kod bloğunu çalışırsın, çalıştırırsın. E ne oldu bakın? Burada ne oldu? Bir true kod bloğu ile ilgili bir değişiklik olduğunu sadece burayı değiştir. Her yer true kod bloğunu zaten çağırdığı için işlem çözülecek. Bu metot ve bloklarla ilgili bir örnekti arkadaşlar. Bir de şurayı temizliyorum. Şu kod bloklarını. Birçok şeyi, birçok konuyu bunların üzerinde, bu interfacelerin üzerinde anlatacağım ben size. O yüzden hani buraları temizliyorum. Burada amacım size bu örnekleri yazdırmak değil. Yazı da bilirsiniz, yazın da. Burada amacımız tamamen mülakatlara hazırlanmak arkadaşlar. O yüzden olayın doğru teorisini yakalamaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda bize iş hayatında lazım olacak. Bu şeyle ilgiliydi. Yani metotla ilgiliydi. Aynı şekilde class'la ilgiliydi. Customer Manager'a bakın. Yani Customer Manager'da sadece müşteriyle ilgili iş kodlarını yazacaksınız. Bir bakıyorum. Şöyle bir şey yapıyor mesela bunun içine. Prop int id koymaya çalışıyor. Yani şeyi de buraya koyuyor. Prop string işte name, müşterinin ismi. Mesela ne oldu? Field'ları da fieldlerle operasyonları aynı yere koymuş oldunuz. Yani class seviyesinde bir hata. Bir diğer single responsibility hatası katmanlar arkadaşlar. Bir bakıyorum hani arayüzde business kodu yazıyor. Business kodu business'a yazılır. Niye arayüze yazmamalı? Arayüze yazarsa yani örneğin MVC projesi MVC'ye yazarsa yarın öbür gün mobil bir şey yazacaksınız. Bütün kuralları bir de mobile koymanız gerekiyor. Çünkü arayüzde kaldı. Eğer arayüze yazdıysanız. Bakın o da katman seviyesinde. Dolayısıyla arkadaşlar herkesin bir görevi var. O görevi yapmakla mükelleftir. Single responsibility prensibi tam olarak bu.